Yıldız Teknik Üniversitesi eşi görülmemiş bir alçaklığa sahne oldu. Müslüman uyumak, hakarete susmak. Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi ve Bir Gün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, iddiaya göre derste Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Al işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Uğur Kutay isminde bir öğretim üyesi derste kurduğu cümle şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kastederek haşa Muhammed 8 yaşında bir kızı istismar eden bir sapıktır demiş. Bu cehaletten kaynaklanan din düşmanlığıyla Müslümanları tahrike yönelik bir söylem olarak gözüküyor. Skandal olayı 5 Aralık'ta yaşandı. Senaryo yazımı dersinde müfredat dışı konulara giren Kutay'ın çirkin sözlerine öğrenciler de tepki gösterdi. Bir daha söylüyoruz. Ceddimiz Sultan Fatih'in fethettiği şehrimizden defol. Allah'a emanet. Yani bunların bu salvoları ne İslam'ı durdurabilir, ne İslam'ı o kutlu yürüyüşünden alıkoyabilir. Yine bir iddiaya göre Kutay, kendisine tepki gösteren öğrencilere bu kez de siz İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsünüz karşılığını verdi. Bu adam hala görevde. Bunu sınıfta bu kadar rahat ve özgürce söyleyebilen bir öğretim görevlisinden bahsediyoruz. Rabbim hidayet versin diyorum. Hidayet nasip olmayacaksa da Yüce Rabbimin Kahhar ismi celali var. Aziz'in züntikam olan Yüce Rabbimiz var. Cenab-ı Hak'tan o sıfatlarının tecellisini niyaz ediyorum. Öğrenciler Kutay hakkında şikayette bulundu. İki tane baba yiğit bir bacımız çıkmış sınıfta. İtiraz etmişler, mahkemeye vermişler. Şayet iddialar doğruysa senaryo yazımı dersinde sözde akademisyen Kutay topluma nifak tohumu eken senaryosunu oynadı. Derhal küstahlığı bırakacaksınız. Ölürüm de Peygamber Efendimiz'e hakaret ettirmem. Müsaade buyurun. Kal! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hazreti Peygamber'e hakaret eden Uğur Kutay hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Peygamber'e laf söyleyince fikir özgürlüğüdür, öyle mi? Skandal olayla ilgili KONTV habere açıklamalarda bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Akpınar, toplumun huzurunu bozmaya yönelik bu tür davranışlarda Müslümanlara önemli görevlerin düştüğünü hatırlattı. Bunların seviyesizliğine düşerek, bunların diliyle bunlara cevap vermiş olursak o zaman bunlardan bir farkımız kalmaz. Çünkü bunlar bizim hocamız değildir. Bunlar bizim örnek alacağımız kimseler de değildir. Her alanda Müslümanların sosyal, siyasi, ekonomik alanda birlik ve beraberliğini muhafaza ederek güçlü bir şekilde bunların karşısında duracağız. Nesillerimizi eğitmeye devam edeceğiz. Zihinleri bulandırılan, idlal edilen, saptırılmaya çalışılan çocuklarımıza sahip çıkacağız. Yoksa affedersiniz ataların dediği gibi it ürür, kervan yürür.